Aferin. Sana bir şey soracağım. O sana çekime gitmek yerine evine gitmen gerektiğini söylediği zaman itiraf et. Bir an kafan karıştı, öyle değil mi? Hı? Nereye gitsem diye düşündün, değil mi? Annene mi? Yoksa Arke'ye mi? Benim yanımda kaldığın sürede çok şey öğrendin. Verdiğin kararda beni çok mutlu ettin. Bir daha buraya geldiğinde bir şeyi sakın unutma. Arke'in güneşte bu kadar uzun süre kalmaması gerekiyor. Bugün söylemiş bulundum. Ama bir daha tekrar etmem bunu. Hı? Dur. Evlilik yeminlerimizi ederken senin yürümene izin vermedim, değil mi? Bir şeyleri o zamandan anlaman gerekirdi. Yürürken Arkay'den daima geride kalacaksın. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Patron, bu Mehra'nın sözleşmesi. Kaç kere aradılar, imzalayın gönderelim, konu kapansın. Bittu, bana ne çok sözleşme imzalatıyorsun. Patron, hayatım bundan ibaret. Alo, Bay Mehra. Akşama birini yollayın gelsin. O sırada sözleşmeyi çoktan imzalatmış olurum. Ne dikiliyorsun? Git bana meyve suyumu getir. Bu arada iki küp buz at. Bay Erkey, set hazır. Buyurun. Şehrime çehre parna a gaya.
tilko. Patron! Hadi kaldırsanıza. Gel buraya, kör müsün? Gözün görmüyor mu? Nasıl düştü bu? Nasıl düştü diyorum, cevap versene. Arkay ölebilirdi, farkında mısın sen? Hadi, nasıl, orada nasıl öyle boş bu? Boş durmayın. Hadi temizleyin. Temizleyin şunu. İyi misiniz? Bir şey olmadı değil mi? Ben gayet iyiyim. O yaralandı. Çabuk, biriniz ilk yardım kutusunu getirin. Küçük hanım, siz de benimle gelin patron, lütfen. Bir felaket olabilirdi. Çok şükür, son anda hayatınız kurtuldu. İyisiniz değil mi? Ben gayet iyiyim, Bittu. Canımı sıkan tek bir şey var, o da... Madu'nun bana iyilik yapması. Bütün bunları unutun şimdi. Evet, bakın, bir kere önemli olan sizin iyi olmanız patron. İsterseniz hemen toplanabiliriz. Bitti, burada bir yaralı var, farkında mısın? Neden hala doktor çağırmadı? Ama doktor... Işıktan kim sorumluydu? Söyleyecek misiniz, ben mi bulayım? Bay Arkay, ben de kaç gündür şikayetçiyim. Malzemelerimiz çok eski. Ampullerin vidası gevşek demiştim ama nedense kimse beni dinlemedi. Malzemeler eski. Set malzemeleri hurdacıdan mı geliyor? Patron... Nereden alındı bu malzemeler? Patron, merak etmeyin, ben halledeceğim. Bittu, ben... Çok açık bir soru sordum. Çok açık bir cevap bekliyorum. Bu malzemeleri nereden aldınız? Patron, o... Nedir, söyleyin. Bay Batia'dan aldık. O adamın adı Batia değil ama. Kukku Batia. Onu hemen bana bulacaksınız.
Ama şu anda Bangkok. Uçağı şimdi inmiş olacak. Havaalanındayken arayın, hemen buraya gelsin. Tamam efendim. Yapımcı Colin. Daha iner inmez canımı sıkacak. Ben de Bangkok'tan arıyorlar sanmıştım. Yine ne oldu da peşime düştü bunlar? Tabii orada. Bangkok'ta keyfin yerindeydi değil mi? Artık biraz çalışmanın zamanı gelmedi mi? Alo Bay Colin, dinliyorum. Çekimde kaza mı oldu? Ödeme yapmayacak mısın? Koli dinle. Bak bozuşmayalım, sonra tamir olmaz ona göre. Evet. Ben seninle düzgün konuşuyorum, sen de benimle düzgün konuş. Arkaya da söyle, ondan hiç korkmuyorum. Tamam, yoldayım, geliyorum. Şoför bey, Natraş stüdyolarına. İşimiz acil, biraz çabuk gidelim. Dikiş atmamıza sanırım gerek yok. Yarasını güzelce pansuman yapıp sardım. Patron, her şey yolunda efendim. Bir sorun yok, merak etmeyin. Patron, Bay Batıya'yı aradım, geliyor. Bu arada birkaç yakın plan çekim yapalım. Telefonda bana avaz avaz bağırıyordun. Duyan da çekiminiz sırasında... Tete uçak falan düştü sanacak. Evet. Sen de bağırıyordun. Aslan geldi, aslan geldi diye. Ama ben etrafta bir köpek bile görmüyorum. Bu iş bilerek yapılmış. Ben hemen anlarım. Tete'nin ambulansı var. Yine de herkesi siren sesiyle rahatsız ediyorsunuz. Ben de biri öldü sanıp panik yaptım. Tantanaya bak. Bay Batya, defolu malzemeleriniz yüzünden Bay Arke'ye çok ciddi bir tehlike atlattı. Ama Koli, bir şeyin olacağı varsa olur, öyle değil mi? Aralık ayında da dünyanın sonu gelecek diyorlar. Bak oğlum... Olacaklardan korkarak yaşamak olmaz. Üstelik Bangkok'ta olmamış şeyleri kutlamak için can atıyoruz, değil mi? Bu arada benim de sormak istediğim bir şey var. Işığın altında öylece durmak aptallık değil mi? Hem de çekim anında. Settekiler bir şey bilmiyorlardı. Malzemeleri... Meğer baba oğul dolandırıcılığa çıkmış adamlardan almışız. Arkay, seni... Bana bağırmak yerine buradaki malzemelerini topla ve götür bir hurdacıya ver. Para kazanırsın. Arkay... İki uyduruk filmin şans eseri çok tuttu. Senin de dilini uzadı. Patronuna diklenmeye mi başladın? Bay Batıya,
film sektöründeki işler böyledir. Her hafta sonu her yeni filmle yeni bir patron doğar. Bay Arkey, olayı unutsak neden büyütüyoruz değil mi? Söyle ona, özür dilemesi gereken bir yaralı var aramızda. Bay Batya, özür dileyin de bu olay burada kapansın. Tamam. Olayı burada kapatalım o zaman. İstediğinizi yapacağım. Baba. Dur oğlum, bir şey istendi ve bize de yapmak düşer. Ne yapacakmışım? Af dileyin. Af mı? Demek af. Ben bu kelimeyi ilk defa duyuyorum. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama belki de oğlum biliyordur. Af dilemek ne demek? Ben de bilmiyorum baba. Hayatımda ilk kez duyuyorum. Bak Koli. Duydun işte. Biz bu kelimenin anlamını bilmiyoruz. Dolayısıyla yapamayız. Zaten böyle şeyler dilencilere yakışır. Gevşek olan lambaya gelince faturayı yollayın, parasını ödeyeyim ha? Bu arada bir şey daha. Biz bu iş sayesinde saygınlık kazandık. Asıl yaptığımız iş Bay Batya sayesinde saygı görür. Bay Batya, bunlar kahramanlara ait diyaloglar. Kötü karakterlere göre değil. Bittu. Patron. Bundan sonra yapılacak çekimlerde ya ben bulunurum ya da aldığınız bu çürük malzemeler.